söylediğim bir şey var. Yer elmalarını iyi yıkıyoruz, fırçalıyoruz ama asla asla soymuyoruz. Çünkü bütün lezzeti o kabuklarında. Sadece arzu ederseniz şöyle siyah noktaları alın. Sonra ince ince doğruyoruz. Altını açıyorum. Her zamanki gibi sebzelerde zeytinyağı kullanıyorum. Dumanlarımı gördüm. Tenceremi çok fazla doldurmadan bunları atıyorum. Her zaman yaptığım gibi tuzumu ilave ediyorum. Biraz da karabiber. Çok fazla karıştırmıyorum. Bekliyorum ki biraz karamelize olsun. Dumanlar çok çıkmaya başladı. Altını kısıyorum. Vanilyayı suyu içine koyduğumda atacağım, ekleyeceğim. Vanilyayı da hazırlayayım. Toz halinde de kullanabilirsiniz ama gerçek vanilya çubuğu kullanmak her zaman çok daha iyi. Şöyle yarısını kullanayım. İçini açıyorum. Şöyle bir çizik çekiyorum. Biraz sonra bunu içini sıyıracağım. Ama çubuğu da içine atacağım ki bütün aromasını versin diye. En sonunda çubuğu içinden çekeceğim. Hafif renk almaya başlayınca şöyle bir parça tereyağı alıyorum. Daha da güzel karamelize olmasına yardımcı olacak. Bu parlamaya başlayınca, hafif de dibini tutturunca suyumu koyuyorum. Çorba olduğu için püreye oranla biraz daha fazla su koyacağım. Şimdi vanilya çubuğumu sıyırayım. Önce şöyle atalım. Çubuğu da içine atıyorum. Daha sonra çorbayı yapmadan önce, blend etmeden önce içinden alacağım. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar yer elmaları yumuşayana dek kaynatıyoruz. Yer elmalarım oldu. Olduğunu nereden anlıyorum? Şöyle alayım bir iki parça, koyayım. Eğer ezince, şöyle püre haline geliyorsa, kolayca eziliyorsa olmuş demektir. Başka bir tencereye alıyorum. Suyunu süzüyorum, suyunu saklayacağım. O çorbanın kıvamını açmak için kullanacağım ama hepsini bir anda kullanmayacağım. Hep dediğim bir şey var, suyu daha sonra ekleyebilirsiniz ama içinden alamazsınız. İçinde vanilyamı görüyorum, vanilyayı kenara alıyorum. Suyundan bir parça ekliyorum ama hepsini değil. Blend etmeye başlayalım. En sonunda içine bir parça, çok büyük değil, bir fındık büyüklüğünde şöyle küçücük, biraz parlaklık versin diye tereyağı atıyorum. Biraz da lezzetine de lezzet katsın diye. Çorba tabaklamaya hazır. İçine döküyorum. Biraz bunun üzerinde zeytinyağı gezindirmek istiyorum, çok az. Sızma zeytinyağı kullanmanızı öneririm böyle şeylerde. Biraz yenilebilir çiçeklerim var. Bunları artık marketlerde bulabilirsiniz. Farklı renklerde. Özellikle salatalarınızı, çorbalarınızı süslemek için.